Evet, sırada Karacaoğlan'ın bir şiirinden bestelenmiş bir şiir var. İncecikten bir kar yağar. Tozar bir ülkeye. İncecikten bir kar yağar. Uçurumun açınca gözlerimi yavaş yavaş
tepemde çığlık çığlığa dönüyordu. At babalar, leş kargaları. Ansızın çekip aldı içine beni, mavi bir kör duman. Şaştım kaldım, gökyüzü deniz olmuş, deniz gökyüzü. Anladım bu Urla mavisi. Nasıl bir mavi? İşte öyle bir mavi Urla mavisi. Kimi deri, kimi uslu. Derin mi derin? Kimi sisli, kimi puslu. Uçsuz bucaksız. Kimi sıcak, kimi serin mi serin? Dalga dalga, köpük köpük, bulut bulut. Kurban isteyen tanrılara inat. Yaralarımı sardı Urla mavisi. Bilmem kaç ölçü kan verdi. Kaç gün kaç gece uyuttu beni kollarında. Doyumsuz memelerinden emzirdi. İşte ayağa kalkıp doğruldum. Tanırım o Urla mavisi. Yeniden yankılanacak dört bir yanda şiirlerimin sesi. Öldüğüm gün yakın beni ha dostlar. Savurun küllerimi Ege'nin göklerine, denizlerine. Sonsuza dek gömütüm olsun Urla mavisi.
dayaktan ıslanalım, hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor, ünzille kaç koyun ediyor. Dayaktan ıslanalım, hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor, ünzille kaç koyun ediyor. Dayaktan ıslanalım. Aziz Nesin, bir kadını ağlatmak, bir kadını ağlatmak çok zor değildir aslında. Kadınlar her şeye ağlayabilir. Bir filme, bir şarkıya, bir yazıya. En az erkekler kadar yani. Ama bir kadını yürekten ağlatmak zor. Eğer bir kadın yürekten ağlıyorsa, ağlatan onun yüreğine ulaşmış demektir. Ama o yüreğin değerini bilememiş olacak ki, ağlatan gözünü bile kırpmadan teker teker batırır iğneleri yüreğine. İşte o zaman koca bir yumruk gelir, oturur boğazına kadının, yutkunamaz. Nefes alamaz. Çünkü o koca yumruk canını çok acıtır. Gözleri buğulanır kadının sonra. Ağlamayacağım der içimden. Ama engel olamaz işte. Çünkü yüreğine ulaşmıştır birileri. Ve iğneleri saplamaktadır. Bu acıya ne kadar karşı koyabilir ki kadın? İnce ince süzülür yaşlar gözünden. Önce birkaç damla, sonra bir yağmur seni ve kadını ağlar, hem de çok. Sanmayın ki gidene ağlar kadın. Gidenin giderken koparttığı yerdir onu ağlatan. Orada bıraktığı yaradır. O yaranın asla kapanmayacağını, kapansa bile izinin kalacağını bilir kadın. O yüzden ağlar. Ama bilir misiniz, ağlamak kadınları olgunlaştırır. Her damla daha çok kadın yapar onları. Her damla bir derttir çünkü. Bazen kadınlar ağladığında çoğu insan, ağlama, niye ağlıyorsun ki? Değmez onun için derler. Bilmediklerindendir böyle demeleri. Çünkü yürekleri acıyan kadınlar, ağlayamazsa ölürler. İçindeki zehirdir onları öldüren. Ağlayarak o zehirden kurtulur kadınlar. O dilini temizlerler yaralarındaki. Çünkü bilirler temizlenmezse intihaba dönüşür yaraları. Dönüşmemesi lazımdır oysa. O yüzden de bolca ağlarlar. Zaman geçer. Sonra kadınlar kendilerine sarılmayı öğrenirler. Umarım öğrenirler. Yoksa ruhlar sapkın yollara çarpar kendilerine. Sapan ruhların doğru yolu bulması da yeni acılar demektir. Bunu bilir kadınlar. O yüzden eninde sonunda öğrenirler kendilerine sarılmayı. Çok ağlayan kadınlar, birçok şeyden vazgeçen kadınlardır aslında. Her damla olgunlaştırıyor kadınları, evet, ama olgunlaştıkça o safça inandıkları açık gerçeği onların gözünde küçülür. Küçüldükçe değerini yitirir.
Ve işte o zaman kendilerine sarılıp yeni bir kadın yaratırlar kendilerinden. Güçlü, yenilmez, mağrur ve aşka inanmayan. İnsanlar soruyor çoğu zaman, neden bu kadar çok bekar kadın var diye. Çünkü o inançlarını yitirdi o kadınlar. Zamanında yüreklerine o kadar çok iğne saplandı ki, o kadar çok acıdılar ki, artık kendilerinden başka bir doğru olmadığına inanıyorlar. O yüzden kendilerine sarılıyorlar. Çünkü biliyorlar ki sarıldıkları adamlar onları hak etmedi. Hem de hiçbir zaman. Hep bir çıkarları oldu sarıldıkları adamların. E o zaman niye sarılsınlar ki? Niye sarılalım ki? Etrafınızda yürekten ağlayan bir kadın varsa bilin ki olgunlaşıyordur. Bilin ki gerçekleri kabul etmeye başlamıştır. Bilin ki artık sarılacak tek bir doğrusu kalmamıştır. O da kim diye sormayın artık. Çok ağlayan kadınlar eninde sonunda kendilerine sarılırlar çünkü.